Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip fizyoterapist olmak... Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fikir. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün stüdyodaki sıradaki konuğumuz fizyoterapist Hürkan Akkuzu. Konusunda son derece uzman, benim de bu konuda bildiğim en iyilerden diyebilirim. Bugün bize özellikle bel ve boyun ağrılarında ameliyatsız olarak nasıl çözümler sunabiliriz bunu anlatacak. Partnerim sunanımda tam da bel ve boyun ağrılarına çok iyi denk geldi. Gerçekten hocam size danışmak istiyordum zaten. Yani annene sizi Kadir Gecesi doğurmuş bence. Sizan Hanım. Vallahi yani öyle biliyorsunuz. Çok şanslısınız. Yani. Yeni doğum yaptım. 6 aylık bebeğim var. Rabbim sağlıksız saatte işte tüm evlatlarımızı içerisinde de sizin evladınızı büyütmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah. Çok yani, sağ olun. Özellikle bakın yani yeni doğum yaptığınıza göre büyük ihtimal siz sıkıntılarınızı söyleyin biz ona göre konuşalım. Sıkıntılarım çok ama sizi ilgilendiren kısmı boyunda tabii işte kulunçlarda, belde ağrılar oluyor. Ben işte emzirme pozisyonumda bir yanlışlık var acaba diye. Yatayım mı? Yok yok yatmayın. Buyurun şöyle. Tamam. Yani Murat hocam şöyle alalım Suzan Hanım'ı. İzin verirseniz. Tamam. İki doktor arasındayım ne kadar güzel. Harika. Sizin. Şimdi Suzan Hanım tabii ki sizin çok başarılı ekürlerinizden birisi. Harika. Ama şimdi şu etapta buraya oturduğundan itibaren benim hastam. Ağrılarını size teslim ediyoruz. Ağrısız bir şekilde alacağız birazdan. İnşallah. Hayır inşallah. Tek parça halinde. Suzan Hanım daha yeni doğum yaptınız. Evet. Özellikle boyun ve sırt bölgelerinizde anladığım kadarıyla ciddi şikayetleriniz var. Çünkü belli bir dönem sonra artık vücut ağırlığımız arttı. Şimdi vücut ağırlığımız yavaş yavaş gidiyor. Hı-hı. İşte çocuğu besleme dönemleri de olduğu için onun stresinden kaynaklı büyük ihtimal sırt bölgemizde strese bağlı olarak ciddi bir kas spazmlarımız olabilir. Ve elimizin altında ben bir kontrol edeyim. Bir yandan çaktırmadan sizin de şikayetlerinizi dinleyeyim. Ve servikal bölge dediğimiz bölgede de büyük ihtimal bu konuyla ilgili de bir beyin ve sinir cerrahi uzmanına da danışmışsınızdır. Aynen boyun düzleşmesi şüphesi söz konusu. Acaba öyle mi bilemiyorum. Bir bakayım hemen elimin altında bir kontrol edeyim. Bir karşıya bakalım. Gerçekten de boyun düzleşmemiz söz konusu. Servikal bölgede boyun bölgesindeki omurlarımı kontrol ettiğim zaman evet. Toplumumuzda bu çok yaygın. Hemen hemen her insanda özellikle masa başı aktivite yapanlarda ya da boyun bölgesiyle ilgili travmaya maruz kalan kişilerde boyun düzleşmesi problemi olabiliyor. Evet. İleriki aşaması özellikle boyun fıtığı tanıları konulabiliyor ve sonraki aşamalarda da kanal daralmalarına bağlı olarak ciddi bir şekilde kollarda inanılmaz derecede uyuşmalar oluyor ve geçmeyen uyuşmalar oluyor. Biz bunlara yönelik birazdan sizin üzerinizde altın değerinde muhteşem böyle egzersizler ve aktiviteler gösterelim. Ah, tedavi ayağıma aynı geldi zamanda. Çok şanslıyım. Sırt bölgemizle ilgili de kas spazmlarımız var ve dokunduğum zaman gerçekten yaygın ufak tefek küre kemiklerimizin etrafında ve torakal bölge dediğimiz sırt bölgesindeki kaslarımızın arasında hafif spazmlar var. Bel bölgemizde de baktığımız zaman aslında belimiz iyi. Belimiz iyi. Belimizde ilgili çok ciddi bir sıkıntı yok ama dönem dönem bu vücut ağırlığımız değiştiği için ağırlığınız muhakkak oluyordur. Kesinlikle. Ama biz daha çok bugünkü programımızda o zaman konumuzun başlığı ameliyatsız boyun fıtığı ve ameliyatsız sırt ağırlığına yönelik egzersizler ve tedaviler olsun. Bakalım ve nasıl egzersizler? Çok basit. Söz konusu. Yani hemen değerlendirdiğimiz zaman hemen sizin boynunuza yönelik bir ufak şöyle bir kontrol edeyim. Bir yastık aldım ben sağdan. Şimdi başımızı bir sağ tarafa doğru çevirin bir bakalım. Bu kadar çevirebiliyorsunuz. Evet. Biraz kısıttı. Sol tarafa doğru çevirin bir bakalım. Oo, daha da kısıttı. Evet. Bu tarafa doğru da biraz kısıttı çeviriyorsunuz. Evet. O zaman hemen siz bir sırt üstü alalım. Önce bazı uygulamalar var. Lütfen ayaklarınızı o şekilde uzatarak. Peki. Uzanın. Şimdi bu uygulamaları da Murat Hocam kesinlikle ama kesinlikle bir meslektaşım yapacak. Evet. Bunu net bir şekilde anlaşalım. Yani bu uygulamalar bu hastaların kendi kendine de yapacakları şeyler değil. Değil. Bunu bir not bir şekilde uzman, alalım. Evet. Bana doğru biraz gelin. Suzan Hanım yine rahat olun. Makyajı bozmayacağım. Söz. Hiçbir şey önemli değil. Söz. Sağlık olsun yeter biraz ki. Biraz daha gelin bana. Biraz daha gelin. Gelin. Biraz daha ben size dur diyene kadar gelin. Lütfen gelin. Biraz daha gelin. Biraz daha alalım. Harikasınız. Süper. Elinizi özellikle elimin altına baş ağrınızı bırakın. Rahat olun. Kollarınızı alın yana. Çok güzel. Ayaklarınızı da uzatabilirsiniz. Omurgalarımızı çok fazla yük vermeyelim. Baş ağrınızı bana bırakın. Şimdi boyun düzleşmesi olan hastalıklarda biz önce manuel traksiyon almayı severiz. Yani boynumuzu hafif çekiyoruz. Bunu bir meslektaşım, bir fizyoterapist arkadaşım mutlaka yapsın. Evde kendi kendilerine çok fazla denemesinler. Sıkıntılı olabilir. Allah muhafaza.
Birkaç saniye, 1, 2, 3, 4, 5 kasmayalım, gevşek bırakın. Harika. Siz burnunuzdan... Size zahmet vermek istemiyorum o yüzden. Bizim işimiz bu. Tamam. Bizim işimiz vatandaşa hizmet etmek. Biz kendimizi şöyle nitelendiriyoruz. Beyaz önlükler olarak biz devletin gülen yüzüyüz. Rahat olun, tamam mı? O yüzden tamam. Dolayı sıkıntı yok. Bana bırakın. 1, 2, 3, 4, 5. Harika. Bir daha bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok güzel. Bir daha bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Harika. Bir derin nefes alın. Biz şu anda Suzan Hanım'a boyun düzleşmesine yönelik aktiviteler yapıyoruz. Biz bunlara tıpta mobilizasyon tedavileri diyoruz. Özellikle boyun bölgesine yönelik mobilizasyon tedavileri, meslektaşlarım tarafından yapılması gereken tedaviler. İkinci olarak bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi boynumuzda kısıtlı ya. Biraz kas spazmlarımız da var ya. Murat Hocam kasmayalım. Gevşek bırakın. 1, 2, 3, 4, 5. Gerçekten çok rahatlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5. Harika. Bir de bakalım. İnanılmaz bir şey. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar ne sıklıkla uygulanmalı hocam? Bir yandan bilgilendirelim. Söyleyeceğim. Bir yandan da onları da söyleyeceğim. Tamam. Abi 10 tane iş bir anda olmuyor. Birincisi bunlar şu şekilde olmalı. Biz bu tarz hastalıklarda hastalarımızın maksimum 3 ile 5 seans arası kliniklerimize davet ediyoruz. Ve kliniklerimize geldikten sonra hastalarımız ve bunları ard arda tedavileri alıyoruz. İşte atıyorum pazar, salı, çarşamba gibi düşünelim. Bu şekilde aldıktan sonra hastalarımıza çeşitli tabii ki profesyonel anlamda kliniklerimize geldikleri zaman fizyoterapide kullanılan bazı tedaviler var. Ağırlığına yönelik, işte kasları spazma çözmeye yönelik. Biz size şimdi burada ani manuel terapi ve mobilizasyon tedavileri yapacağız. O yüzden bunları çok fazla evlerinde yapmalarını istemiyoruz. Yok, tabii. Evlerinde yapmalarıyla ilgili aktiviteler de göstereceğiz. Bana bırakın bir daha boş aktivitenizi. Şimdi ikinci uygulamamızı yaptıktan sonra üçüncü uygulamamıza geçiyorum. Harika. Dayanabiliyor musunuz? Evet. Çok güzel. Tamam. Gözler kapalı. Bana bırakın makyajı bozmuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Boyun düzleşmesi olanlar kesinlikle ve kesinlikle. Bakın şu uygulamayı yaparlarsa yapmasınlar diyormuşuz. Tek başına yapılacak bırakın. İş değil. Evet. Uygulamayı yaptırırlarsa? Yaptırırlarsa boyun düzleşmesi zamanla ortadan kalkacaktır. Bazı egzersizlerle beraber. Çok önemli aktiviteler gösterdik. Çok güzel. Biraz aşağı doğru kayın. Harika, süper. Şimdi başınızı bırakın. Çok güzel. Bana bir kontrol edeyim. Bakalım şöyle kontrol ettik. Çok güzel. Evet. Süper. Şimdi de mesnedim. Süper. Çok iyi. Şimdi oturalım. Biraz sizi rahatlattıktan sonra. Evet. İyi miyiz? Harikayım. Nasılsınız şu an? Ağırsız açısından. Gerçekten biraz rahat mısınız? Çok iyiyim. Güzel. Çok tamam. Rahatım. Şimdi bir bakalım. Bir de bir boynumuza yönelik ben ufak bir germelerle yapacağım. Derin nefes alın. Verin. Derin nefes. Verin. Çok güzel. Harika. Evet. Kütletmeyi duydunuz değil mi? Derin nefes. Verin. Güzel. Derin nefes. Verin. Çok güzel. Harika, süper. Bilmiyorum sesler yine geliyor mu geldi. Ses ama gerçekten çat çat. Sesler geldi. Şimdi Suzan Hanım. Sağ tarafa doğru başınızı bir çevirin. Böyle mi? Açıya dikkat edebiliyor evet. Musunuz Murat Hocam? Daha İçin fazla arttı. 5 derece. Evet. Genişledi. Bakalım. İnanılmaz. Sola şey. Doğru çevirelim. Evet. Evet. Nasıl hissediyoruz kendimizi? Çok iyi hissediyorum. İyi gerçekten. Miyiz? Kolları bir kaldıralım ama şöyle. Ama yeterli olacak mı işte? Ne kadar yapmak lazım bunu çok merak Hürkan ediyorum. Hürkan Hoca dokunduğu zaman yeterli olur. O zaman hep gelin programa. Yeter ya. Terapiler gelir. Her zaman gelir. Çok güzel. Evet. Şimdi bir de sırtımıza bakalım. Bakın şimdi boynumuzla ilgili ciddi düzleşme vardı. Evet. Hafif açıları toparladık. Çok basit birkaç dakikalık. 5 dakika. Almadı bile değil mi? Anatomiye hakim. Kesinlikle, kesinlikle. İkinci olarak şimdi sırt bölgemizi kontrol ediyorum. Çok basit. Hemen sırtımıza örnek bunu aslında evlerinde de yapabilirler. Çok rahat. Yani birisi varsa evde muhakkak bir sırtımıza bir yastık. Şöyle küçük bir yastık koyuyoruz. Sırtı yastığa doğru yaslanmamızı istiyoruz. Ellerimizi ensemize alalım. Harikasınız. Kenetleyin ince. Çok güzel. Harika. Boynu toparladık artık. Boyunda evet. Bir sıkıntı yok. Şimdi sırta bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktım. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktım. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktım. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktım. Sırt geliyor. Harika. Sesler. Şimdi biraz da onları da toparlayacağız. Sırtımıza bir mobilizasyon egzersizi yaptık. Manipülasyonları hazırladık. Şimdi sırtımıza manipülasyon yapalım. Bunu bir
yine meslektaşım yapacak. Bunların hepsini fizyoterapistler yapacak. Evet, ulaşamıyorlarsa bize çok basit. Aslında ulaşabilirler. Birazdan programın sonunda da söyleyeceğim bize nasıl ulaşmaları gerektiği hakkında bilgi verelim değil mi Suzan Hanım? Verelim her zaman. Sürpriz olmasın yani. Vallahi ulaşılmaz olmayalım. Bizi de arasınlar izleyicilerimiz tüm sorularınız için aynen her zaman öyle, yardımcı aynen olalım. Eller enseye. Harika. Kenet denirleriniz ensinizde. Süper. Ben şöyle bir bakayım. Rahat olun. Hiç kasmayın. Çok korkuyorum. Eyvah. Evet. Dirseklerinizi kırın. Çocuk kaç aylıktı demiştin? 6. Acaba daha bana çok ihtiyacı var. Elbette. Hiç merak etmeyin. Tamam. Onu çok rahat bir şekilde sağlıklı, mutlu büyüteceğiz. Harika bir sahip olarak onu büyüteceksiniz inşallah. Bana yaslanın, yastığa yaslanın. Güzel. Dirseklerinizi kırın. Harika. Kasmayın kendinizi. Derin nefes. Verin. Güzel. Derin nefes. Verin. Çok güzel. Harika. 8-10 tane çıtırdık. Torakal bölge manipülasyon yaptık. Açıldık aynı tamam zamanda. Evet. Aynen bir bakalım var. Nasıl hissediyorsunuz? Şöyle bir çok çok iyi hissediyorum. Şöyle bir rahat, şu an bir kalkın şöyle. Kalkıp bale yapabilirim size hocam kalkın, şu an. Bir kalkın bir bakalım. Şöyle bir benim yanıma doğru gelin. Programdan sonra ben de istiyorum. Aa ya kıskandınız. Hemen hemen Murat hocamı da alalım şuraya hemen anda yapalım. Nasılsınız? Bir sonraki bölüme de onu yapalım. Sonraki bölümü evet yapalım. Gerçekten çok rahatlamış hissediyorum. İyisiniz değil mi? İnanılmaz güzel bir şey. Güzel. Çünkü özellikle eğer doğru yaklaşım, eğer doğru tanı ve teşhisle beraber doğru tedavilerle birlikte aslında bu rahatsızlıklardan çok basit bir şekilde kurtarabiliriz. Bunlarla işimiz bitmiyor. Bu sefer çok basit egzersizlerimiz var. Onları da gösterelim mi? Hemen hızlıca gösterelim. Tamam. Son birinin içerisindeyiz ama bunları da görmeden olmaz. Çok basit. Hemen. Evet. Burası harikaydınız. Sabah, öğlen, akşam düzenli bir şekilde çok çok teşekkür ve ediyorum. İyiyiz değil mi? Ellerinize sağlık. Çakalım. Tekrar çok bekliyorum. Çok güzel. O zaman harika. Süper. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Devam ediyoruz. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fikir. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak önemli. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.